Taki'yi görelim. Taki merhaba. Merhabalar Atina'da Atina'dan. gündem yine Türk İHA'ları diye veriyoruz ve Yunan basınında yani yer alıyordu bir süredir zaten. Yine yer almaya da devam ediyor. Bir Bayraktar ve uçuşları mercek altına alındı ama neler yazıldı, çizildi. Biraz böyle Yunanistan ve o tarafta komşudaki endişeyi de alalım. Öyle söyleyeyim. Hülya gerçekten Yunan medyasında yine gündem Türk İHA'ları, ancak şuna dikkati çekelim. Daha da endişeli analizler, daha da endişeli ayrıntılar var. Burada dolukta diyebiliriz endişe ve bunun dışa vurumu olarak görüyoruz biz medyadaki haber ve analizleri. Bayraktar Yunan savunmasını, hava savunmasını test ediyor şeklinde bir başlıkla verilen bir analiz var. Tanea gazetesi, Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetesi. Analize şöyle ifadeler yer alıyor haber niteliğinde. Her gün 3-4 Türk İHA'sı Meis'ten kuzeyde, güneye Meis tarafına kadar gerek kıyı şeridinde gerekse çoğu zaman Ege'nin ortasında seferler yapıyor. Yüksek ve orta irtifada bu mesafeleri kat ederek operasyonlar yapıyor diyor. Bunda çok küçük bir maliyetle Türkiye bu şekilde tüm Ege'de olan biteni kontrol edebiliyor. Diğer yandan Yunan donanmasının konuşlanmasını gözlemliyor, hareketliliğini gözlemliyor. Ayrıca Yunan adalarındaki savunma sistemlerini de gözlemlemiş oluyor diyor ve bu çok küçük bir maliyetle gerçekleşebiliyor. Diğer yandan Yunan Hava Kuvvetleri'nde komutadan gelen bir emir var. Bu izinsiz giren, bu İHA'lardan, Türk İHA'larından Yunanistan'a Atina fırına öyle deniyor. Atina Tamam. fır sahasına izinsiz giren Tamam. uçakların İHA'ların tespiti söz konusu. Dolayısıyla Yunan Hava Kuvvetleri F-16'lar kaldırıyor bunları tespit etmek için. Bu çok yüksek bir maliyete neden oluyor. Bu durumla baş etmek kolay değil şeklinde heyecanlı ifadeler var. Eğer diyor uçan İHA sayısı artarsa ya da Türk İHA'larının havada kalma süresi, sefer süresi artarsa Uzarsa ya da Yunan hava kuvvetleri buna dayanamayacak, Yunan savunması tıkanacak şeklinde çok endişeli ifadeler var. Dolayısıyla diğer yandan şöyle deniyor, sivil uçuşlar tehlikeye giriyor şeklinde bir tez de öne çıkaramayız. Çünkü bizim turizmimiz, büyük çoğunluğu turistlerin hava yolundan geliyor. Turizmimiz zedelenebilir. etkilenebilir diyorlar. Tabii. Dolayısıyla şu an çaresiz büyük başarısı sadece bu başarısı sadece Yunan Savunma Bakanlığı'nda değil diyor yazı. Yani siyasi kademenin, iktidarın tüm kademelerinde bu endişenin yer aldığı şeklinde bir ima var. Gerçekten de geçtiğimiz günlerde de Yunan Dışişleri'nde de bu konunun ele alındığı belirtilmişti. Şimdi şöyle diyor, eğer gelişirse teknoloji daha da gelişirse Türk İHA'larında ve kalktığı üstten geri dönmek değil başka bir yere konuşlanmaya ya da inmeye çalışırsa o zaman durum daha da gergin olacak. Daha da bu operasyon tarzları daha da gelişirse durum daha da gergin olacak şeklinde bir ifade kullanıyor. Bütün bunlarla küçük bir risk ve küçük bir maliyetle bir çözüm bulmak kolay değil diyor. Dolayısıyla o zamana kadar yani durum daha da kontrolden çıkacak bir duruma gelinceye kadar bizim yapabileceğimiz bir önce diplomasiyi öne çıkarmak, diğer yandan havada mümkün olarak en az maliyetle, mümkün olacak en az maliyetle Türk İHA'larını tespit etmeye çalışmaya devam etmek şeklinde bir ifade kullanıyor yazının sonunda Hülya. Peki Şunu teşekkür ediyorum. Ama söyleyelim. önce diplomasi. Evet, Evet. öyle diyor. Ancak şunu söyleyelim. Bu endişe ve huzursuzluk Türk İHA'larından Atina'da yaşanıyor ve bu gün geçtikçe tırmanıyor diyebiliriz. Hülya. Sağ olasın. Taki çok teşekkürler.